Evet arkadaşlar merhaba. 24 Eylül 2021 Bursa'da Cuma günü gündüz programında tekrar berabereyiz. Evet, Bursa'da tam 8 kuşlu bir program var. Ve bir adet de altın kayan var. Hemen tahminlerimize geçelim Bursa için. Saat 15.30'da 3. kuşuyla altın kayan başlıyor. Handikap 17. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 2000 metre Çim piste çıkacaklar. Uzun metrajlı bir koşu bu. Evet arkadaşlar burada 8 atın yani önce ikiye ayıralım bunu. 5 numaralı Estakör Mehmet Akyavuz'la ve 6 numaralı Quick K Nevzat Avcı ile ilk iki atımız bizim öncelikle. Küçük kuponlarda 5 ve 6 yazılabilir. Geniş oynamak isteyenler 3 numaralı Yellow Legend Onur Öztürk'le ve 1 numaralı Çakırdağlı Kaancan Gökçe ile arkadaşlar her ne kadar biraz kilosu 60 kilo olsa da burada Çakırdağlı'nın da geliri var. 5 ve 6'yı ön plana aldık. 3 ve 1 diyoruz akabinde. Yellow Legend'ı da yazmanızı yarar var arkadaşlar. Her ne kadar 59,5 kilo da olsa burada iyi bir koşu bekliyoruz ondan. Ama 5 ve 6 quick normal şartlar altında 5 ve altın dışına çıkacağını pek düşünmüyoruz. Özellikle benim kendi atım burada. Açıkçası Quick K'den ben çok iyi bir koşu bekliyorum. Ona göre değerlendirmenizi yaparsınız bu ilk ayakta. Evet. Dördüncü kuşudayız. Handikap 16. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar baktığımız zaman tam 16 tane safkan var. 16 tane safkan. Handikap 16'da bu uzun metraj diyebileceğimiz 1900 metre sonuçta kısa bir mesafe değil. Tam 5 tane safkan ön planda. 2 numaralı Baba Memduh ilk adımız Ali Can İnci ile 5 numaralı Ortaylı Onur Öztürk ile 6 numaralı Eymen Murat Gündüzeli ile en son koştuğu performans bayağı iyiydi. Yani bir de 4 gün arayla koşacak. Yani 5. gün koşmuş olacak. Bakalım 1900'ü kaldırır mı? Bazı atlarda pozitif etki bazılarında negatif etkileyebiliyor. Sık koşturmak. 8 numaralı Kiyaset Mertcan Çelik ile 4. atımız ve son olarak 13 numaralı Serden geçer. Burada Sercan Tırpan'la baktığımız zaman burası 2, 5, 6, 8, 13. Tam 5 tane safkanla burayı geçiyor. Tabii sizin atınız varsa mesela Cevahir Tay, Fadik ve İstan'dan da iyi bir koşu gelebilir. 7, 4 ve 3 de burada olası olağan şüpheliler. Arkadaşlar ona da bakarsınız. Biz burayı 2, 5, 6, 8, 13 geçiyoruz. 7, 4 ve 3'ü de ona göre yanına koyabiliyoruz. Evet arkadaşlar 5. koşuya geçiyoruz. Burası biraz böyle tabii geniş oldu. 16 tane at var ama malum biliyorsunuz Arap atları bunlar. 4 ve yukarı Arap atları böyle sırası gelen kazanıyor. Onu da bulmak tabii ki öyle çok kolay değil. O sırayı bulmak. Normalde 5 atın dışına çıkmaması lazım ama işte 7 ve 4, 3 dedik de ona göre bakarsınız. Şimdi Taşkent koşusu diyor bu 5. koşu. Saat 4.30'da. Kısa vade 6 koşusu. 3 yaşlı Araplar yine 1200 metre kum piste çıkacaklar. Fix 3 yaş Arap hepsi. Burada 4 tane at var ama öncelikle 4 numaralı Saluki normal şartlar altında arkadaşlar bize göre alternatif banko olacak bir safkan artık zamanı geldi. Bir hafta evvel de koşusunu gördü. Bu kısa mesafede böyle koşu görmüş olması çok iyi. Safkan normal şartlarda gelmesi lazım. Yani banko düşünenler, alternatif banko düşünenler Saluki'yi burada Onur Yıldız biniyor gerçi. Yani sonuçta jockey konumunda. Eğer onu düşürsek 2 numaralı Polat Rüzgar'ı Yunus Emre Yüksel'de şimdi şöyle bir durum var. Yunus Emre Yüksel de devamlı binmiş bu Saluki'ye falan da binmiş ama bu sefer Polat Rüzgar'ını almışlar onu. Kilo bakımından tabii apranti diye indirim almış. Safkan sonuçta 65 kiloluk koşacak hali yok ya da 64 kilo neyse.
yurt dışında bunu görebiliyoruz biz kaç kilo indirim aldıklarını, ama Türkiye'de böyle bir sistem yok. Ama kafada ya 4 ya 5 kilo indirim alıyorlar. Bilginiz olması için söylüyorum ben. O yüzden 2 numaranın hani Saluki'ye normal binmesi gerekirken Polat Düzgün'e biniyor Yunus Emre Yüksel. İndirim alarak ve güveniyorlar ona. Önemli bir nüans. 1 numaralı Aklı Selims'in 3. atımız ve 5 numaralı Bengü Taş Mahmut Turan'la burada 4. atımız. Tabi Gence Taylan da büyük bir sürpriz gelir mi? Gelir. Belli mi olur? Biz 7 numaraya falan pek şans vermedik ama arkadaşlar bilemiyorum, biraz sert gelecek gibi duruyor. Ama Kumpis'te bir birinciliği var bu Turbo Yavuz'un, Haydar'da Turbo'nun. Biz burayı 4 numaraya alternatif banko yapıyoruz. Çok iyi bir koşu bekliyoruz 4 numaradan. Aksi takdirde 2-1-5, bundan arkasından da bir tahminimiz var bizim 4 at olarak. Evet, 6. koşudayız şimdi. Kısa vade 8-4 ve yukarı Araplar 1400 metre Çim pistteyiz. Evet, burada tam 5 at aldık. 5 at burada. Yeterli ki ekürlerle beraber 6 oluyor zaten. 1 numaralı Duman ilk atımız Onur Öztürk'le. Evet, bir hafta evvel koştuğu koşuda herhangi bir derece yapmadı ama sonuçta kumdu o. Şimdi Çim'e tekrar geri dönüyor. Çim'de bazen çok güzel performansları var. Bu grup da çok uygun. Üzerine de Onur Öztürk biliyor. Bugün ben Onur Öztürk'ten en azından bir tane koşu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 6 numaralı Yeltay Saadettin Boyraz'la 5 numaralı Mehtar Yunus Emre Yüksel'le. Daha çok 5 numaralıdan ziyade 11 numaralı Sinoplu Merve'nin performansı çok iyi. Safkan hep tabelada yani. Son 5 koşusu. Hepsi tabelada. Çok güzel performans var. Safkan kendini buldu. Burada yarışı kazanacak olan yani Mehtar'dan ziyade Nurettin Şen'in bindiği Sinoplu Merve daha böyle ön planda. 4 numaralı Aslan Soylu Tolga Yıldız'la, o da iyi bir koşu çıkaracak. Ve 10 numaralı Madam 50 Alaaddin Küründük'le. Burayı 1, 6, 5, 4, 10 şeklinde tam 5 tane atla yani ekürlerle beraber 6 atla geçmiş olacağız. 7. koşu, evet 7. koşu handikap 14, 4 yaşlı. Araplar 1800 metre çim. Başlığımız var. 13 tane safkan var burada. 13 tane safkan içerisinde biz bir safkandan ya da safkan grubundan bahsedeceğiz ki o da ekürler 4 numaralı Havzalı ve 9 numaralı Memduha Hanım günün bankosu arkadaşlar. Burada 6 numara tabii büyük bir baskı gösterecektir. Direnç gösterecektir ama tabii ki 7 numara da öyle. Ama biz burada ekürler için çok uygun bir grup olduğunu düşünüyoruz. 4 numaralı Havzalı, Tolga Yıldız ve Bekir Mert Mırık'ın bindi. 9 numaralı Memduha Hanım. Burada bizim için çok net bir günün bankosu arkadaşlar. Ekürlerin bu koşuyu bırakacağını düşünmüyoruz. Bir şekilde kazanacaktır. Son koşudayız. 8. koşu. Burada Şatlı 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Toplam gördüğünüz gibi 17 tane safkan var burada. Evet, 17 safkan var. Bu 17 safkan içerisinde tam 6 tane safkana yer verdik. 8 numaralı Lining Energy Mertcan Çelik'le arkadaşlar. Yani normal şartlar altında bu safkanın kazanması lazım. Yine bir hafta arayla koşu gördü. Zaten 1200 metre kısa mesafelerde çok pozitif etki yapıyor bu tip sık koşmalar. Açıkça söylemek gerekirse Lining Enerji'nin normal şartlarda kazanması lazım. 7 numaralı Kup Dönör Mehmet Akyavuz'la, 3 numaralı Finishim Tolga Yıldız'la, 12 numaralı King Tamer Onur Atmaca, 4 numara Langeron Gökhan Gökçe'yle. Gökhan Gökçe'nin koştuğu tek koşu, bindiği tek at bu. Başka göremedik biz Gökhan Gökçe'yi. Bu da ilginç. Ve 11 numaralı Nico Robin Onur Öztürk'le arkadaşlar. Günün sürprizini yapabilir bu safkan. 8, 7, 3, 12, 4 ve 11 diyoruz. Bu safkanın yarışları iyi, orijinde iyi, her şey iyi. Bak, çok dikkat edin, iki tane koşu koşmuş olsa da günün sürprizini yapabilir. Yeri olanlar tabi burada. Yunus Emre Yüksel'in bindiği 6 numaralı Alanzai ve 13 numaralı Sercan Tırpan'ın bindiği de Chucky Sprite'ı da ilave edebilirler. 6 ve 13'ü de ilave edebilirsiniz arkadaşlar.
8, 7, 3, 12, 4, 11 diyoruz. Yer alanları 6 ve 13'ü de ilave edebilirler diyoruz arkadaşlar. Amaç burada sürprizi yakalamak zaten ve o zaman da biraz para ikramiye büyüyor. Evet, baktığımız zaman burada Bursa ile ilgili söyleyeceklerimizi de tamamlıyoruz. Noktayı koyuyoruz Bursa'ya. İyi bir yarış günü geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda İstanbul'la ilgili de ekibimizin yaptığı gayet güzel bir çalışma var. Onunla da ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.